Belediye, de, Belediye personeliyle anlaşamıyorsun. Belediye personelinin maaşlarını ödeyemiyorsun ama konserden de geri durmuyorsun. Ya arkadaş bak bu doğru bu kıyı, değil. Bu kıyı, yani. bak bu bu kıyas doğru bir kıyas değil. Aynı şey iktidara taşın paralar Burada bak, yanlış paralar bir bakış bahsetmiyoruz var. Bahsetmiyoruz bak yani. yanlış Mesela bir bakış emekliler var. emekliler geçinemiyor ama sen Amerika'ya 4 uçakla gidiyorsun yani, yani, gibi. Yani değilim. bakın bu bakış aynı bu şey bakış. Değil ya. ya da cevap var sizin şunu bilemezsin. Geçinemediğine Benim gördüğüm şu. Bu tartışmada da bir kez daha onu gördüm ama aslında her gün bir kez görüyoruz bunu. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri şunu görmedi. Mevcut iktidar kaçınılmaz bir biçimde bu tartışmaları büyütecek. Bu, buradan kaçış yok. Önümüzdeki günlerde de büyüyecek. Başka kalemler de devreyecek. Bu yüzden bunun bir tek şeyi vardır ya. Şeffaflığınızdır. <laughs> Bugün Mansur Yavaş'ın yaptığı, dünkü dünü tartışmıyorum. Çıkıp sonuçta rakamları telaffuz etmesi doğrudur. Bunu bir geleneğe dönüştürmek lazım. Siz bunu bir geleneğe dönüştürürseniz o zaman Kültür Yolu Festivali'nde harcanan paraların kalem kalem açıklanmasını istersiniz. Bu toplumda da bir karşılık bulur. Yapılması gereken budur. Bütçe görüşmelerinde açıklanıyor zaten o. Ya kalem kalem yani ya şunu biliyoruz arkadaş 20 yıldır bak şimdi yani gerçekten daha şey sab, sakin konuşmak istiyorum ama 20 yıldır bu ülkede kapitalizmin kendi kurallarını bile aşan zenginleşme yaşandı. Türkiye'deki son 20 yıldaki zenginleri alt alta sıralayın. Yalnızca Beşiktaş'ı söylemiyorum. Alt alta sıralayın. İki kaynaktan beslenmişlerdir. Biri kamu kaynaklarıdır, bakanlıklardır ve benzeri şey. İki belediyelerdir. Çok net. Ve burada bu, bu geleneği bir biçimde bu şey buraya gelmesine de iktidar doğrudan sorumludur. Bu gelenek CHP belediyeleri açısından da devam eder. Böyle bir gelenek yaratıldı ya. Ya kapitalizmde 5 yılda trilyoner olabilme şansın yok kapitalizmin kendi kurallarında. Kim olmuş, Bugün ben bu ülkede mesela, o bahsettiğiniz beşli çete dediğiniz 5 çete dediğiniz ya, firmalar şu anda, şu anda İBB'den ihale alıyorlar. Geçmişte Turgut Özal bak, şimdi, bu başka bir ihale bu bir ihale, bak, bak, ihale bak, verdiğiniz firmalar. Bu başka bir ihale. Ama bak ben bak, kamunun, bak bence kamunun kamunun ödeme performansı bak, çok iyi şey olmadığı için şurada bak istediğine veremezsin. Bak sizin sıkıntınız ne biliyor musunuz bizim diyeyim şu doğruları bile kabul etmeme sıkıntınız var. Bakın yapım, Şimdi, ya bir et ya. vereceğim. Ya arkadaş bir et. bir yok eğer isim sıra bende ya sıra bende. Sıra ben numara yok siz son girdiniz. Ben size sormuyorum. İsnat ediyorsunuz. Ya ben Sizin de sormuyorum. Bu. Ya ben diyorum ki Turgut Özal'ın ya. da ya ihale sormayın, verdiği, verdiği insanlar bak, taşıma güçleri olduğu için kamunun onun ödeme performansını kurgunu, bak, bütün kurgunu iktidar savunucunun bu ülkede adım atılmaz. Burada AK Parti'deki Rize'deki olaylar bir deneştirmedik be. Şaban Sevinç bana, bana son, 20 yılda, son 20 yılda son 20 yılda AKP'nin yarattığı zenginlerde kabuya ve belediyeye yasanmameyen bir tane zengin göster ya. Bak işin doğası şudur. Her ya yerde böyle şimdi kapitalizmin burada... kapitalizmin genel kuralları da ilk 5 yılda şirketler kar bile demek. Bu ülkede var. bu ülkede 5 yılda insanlar trilyoner oluyor. Bu, bu, bir gerçeklik. Yani burada siyasi tercihiniz ne olursa olsun bu gerçeği ortadan kaldırmaz. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şu. Mansur Yavaş'ın hamlesi doğru. Bu hamleyi büyütmek lazım. Bakın bu hamleleri büyütmek lazım. Mesela diyelim ki AKP dönemindeki yolsuzluklarla ilgili başvuruların sayısı artsaydı. Yani iddiaların sayısı artsaydı ve bunlar bir biçimde belgeleriyle mahkemelere yansıtılsaydı biz bugün başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama CHP şunu bilmek zorunda güç iktidarda, iktidarla sizin bu konuda iktidardan bunlar gelecek. Bugün CHP ve lideri neredeyse tamamında müfettişler dolaşıyor. Aralıksız müfettişler işlem yapıyor. Buradan kaçma şansınız olmadığınıza göre, olmadığına göre şeffaflığı tercih edeceksiniz. İşleri kalem kalem açıklayacaksınız. Açıklayıp hesap soracaksınız. Karşı tarafa da hesap sormanın yolu buradan. bu devam edecek mi? Eder. Niye eder? Çünkü bakın her şeye rağmen şu anda ya Mansur Yavaş'ın söylediği 50 Son 50 araştırma işte bugün sizde programda da var son 14 araştırma şirketinin yaptığı şeyde her Şerhame CHP birinci parti. İktidar, her iktidar daha İmamoğlu Bilmiyorum. ve Mansur Yavaş'ın karşısında yenildi. Şimdi bu yenilgiyi senin görmen lazım. Yani şöyle diyemezsin yani ben seni yendim sen bir şey... İktidar yapar, İktidar sonuçta. Mesela diyelim ki Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun yıpratılması kime yarar? Esas itibariyle iktidara yarar. Bu nedenle daha akıllı davranması gerekiyor. Akıllı davranmadan kastım şu, şeffaflığı öne çıkaran bir şey olması lazım. Kolay mıdır? Kolay değildir. Bakın CHP'nin kendi kongrelerine bakın, kendi yazılı belgelerine bakın. En önemli belgelerden bir tanesi aslında siyasi etiktir. En önemli iddialardan bir tanesi şeffaf olmaktır. Şimdi bunu sağlayabilmek gerekiyor. Yani bunu kim yapar? CHP yapar. Bunu yaparak sen ancak tartışmaları başka bir yere doğru taşırsın. Yoksa mevcut iktidarla ve iktidarın yaratmaya çalıştığı algıyla yarışabilme şansın yok. Yani şimdi Ankara'ya verilen bugüne kadar ki zararlar zaman zaman dile getirilmesi ötesinde bir adım atılmadı. Türkiye çünkü şöyle bir ülke. İktidar sizde ise her şeyi yaptığınız yanında arkalıyor. Böyle bir gerçeklik var. Mesela Türkiye'de belediyeler düzeyinde tekil örnekler var kuşkusuz. Ama genelleştirdiğimizde belediyelerde, kamuda herhangi bir nedenden dolayı görevinden alınmış insan sayısı, üst düzey bürokratları kastediyorum, son derece azdır ya da yoktur. Soruşturma açılıp mahkum edilmiş. Yani böyle bir gerçeklik var. Bu gerçeklik karşısında Cumhuriyet Halk Partisi halen bakın bütün kendi içindeki sıkıntılara rağmen, ya bu tür açıklamalara rağmen e, e, bir takım tartışmalara rağmen Türkiye'nin birinci partisi ise CHP'nin iki adım geriye çekilip bunlara bir ortak cevap vermesi gerekiyor. Hı. Yani e, ve bu şöyle bir e, maalesef e, bir gerçekle bizi hep buluşturuyor. Türkiye normal bir ülke olsaydı mesela biz bunları daha rahat tartışırdık. Yani bir sanatçı, sanatçı kriteri olmaz doğru itiraz etmem. Size hatırlayın e, Fatih'in ile ilgili de bu ülkede tartışma oldu. Değer o kadar görecek bir şeydir neden ki geldi, yani, Neden geldi, neden getirildi Bir sürü şey olabilir yani. Şimdi mesela Türkiye'de bu işi takip edenler de bilir Türkiye'de e, o anlamıyla popüler özelliği olan sanatçıların rakamı 2, 3, 4, 5 milyon diye gider Hiç değişmez bu İster AKP belediyesine gidin ister CHP Belediyesi'ne gidin. CHP belediyesi bu tartışmalardan dolayı. Peki bence. O, o kaşelerle yapmak gerekiyor mu yani? Bakın şöyle, ya, ya da şunu popüler kültürde, ediyorum, popüler he? kültürde bir bir şey söyleyeyim. Bak, bak, bak tabii, popüler tabii. kültürde bu tür şeyler kaçınılmazdır. Yani bu tür şeyler olur. Yani bunu bazen kamu finans eder, bazen belediyeler Ecemi, finans eder. Şimdi popülist boyutu kadar. var mıdır? Popülist boyutu vardır ama senin şöyle bir şey yapman lazım. Ataşehir örneği yanlış bir örnek değil. Senin kendi yarattığın değerleri de öne çıkarman lazım. Onları bir biçimde beslemen lazım. Yani sanata destek yalnızca popüler sanatçılara destek olamaz. Sanata destek genel sanatçılara destektir. Şimdi bakın. Ya Koceli, Koceli ihtiyacı Koceli, yok bakın, abi. Desteğe bak ihtiyaçları bak. Yok Belediyesi AKP Belediyesidir. Koceli Belediyesi çok büyük bir e, kitap fuarı yapıyor. Türkiye'nin en büyük kitap evet. fuarlarından birini yapıyor. Şimdi rakamı telaffuz etmek istemiyorum. Yani elimde belgeler olmak, olmadığı için büyük rakamlar. Şimdi mesela kitap fuar. TÜYAP'la yarışır pozisyona geliyorsun sen. Bu önemli bir iş. Yani e, on gün sürüyor. Yüzlerce gazeteci, yazar, cizer buraya dahil oluyor. Şimdi mesela şöyle bakamayız. Ya böylesine bir şeyin e, fuarın düzenlenmesi bu kadar kriz varken, bu kadar sıkıntı varken doğru değildir diyemeyiz tam tersine bu işleri teşvik etmek lazım. Ayrım şu, benim ayrımım şu. Sen kalem kalem giderlerini açıklarsan CHP Belediyesi olur olur e, CHP Belediyesi olarak o zaman senin Kocaeli Belediyesi'ne şunu sorma hakkın olur. Bir açıkta kardeşim. Kültür Bakanlığı'na kalemleri açıklama isteğin olur. Bu da doğrudur. Bu ne, neyi getirir biliyor Sorun musunuz? Sorun şu ki Tahir As Bey açıklıyor. Koca zaten Yok, ya, ya bak orada da ben... Zaten ben, açıklıyor. Hayır o spesifik o örnek yani. Tahir ya. Büyük açıklıyor. Şimdi bak yani, ben orayı da orayı da gördüm ama... Yoksa genel olarak ya, söylediğiniz hep doğru. Hepimizin bildiği bir gerçeklik şey var. Etmiyorum. Rakamları açıklıyor. Şeffaflığa ya, ihtiyacımız var. Ama O açık. örnek açıklıyor onu söylüyor. Tabii yani. ben, ben rakamları bildi biliyorum gördüm yani baktım. Şimdi ama buradaki bütün şey şu. Kitap fuarını düzenleme mantalitesi de bu konserlerden çok farklıdır bu arada. Yayın evlerini ya. alan verirsiniz onlar bak, sattığı Bunlar gelir. doğru işler. Ben, ben kültür, kültür, gelir bak. elde eder. Ya kültür festivalleri çok işleri de doğrudur. Hele bakın burada tartışmanın arka planında şöyle bir boyut var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında 2019'dan beri CHP belediyeleri 2019'dan beri ya da belediyeden olmadığı yerlerde resmi bayramlar çok bir biçimde muhalefet merkezine dönüştü. 23 Nisan gibi, 19 Mayıs gibi, 30 Ağustos gibi, 29 Ekim gibi şeyler. Bir biçimde bir muhalefetin kendisini ifade ettiği merkezlere dönüştü. Bir kısmı stadyumlara taşındı. Bu da tartışmaları büyüten yerlerden biri oldu. Şimdi mesela 29 Ekim'de birçok belediye ilk kez e, CHP'li olarak e, bu işi kutladı. Şimdi görüyoruz Mansur Yavaş'ın düzenlediği ya da organize Ankara Belediyesi'nin organize. Binlerce, on binlerce insan var. Evet. Bu doğru bir iş. Burada bir yanlışlık yok. Yani sen sonuçta bir ortak duyguyu paylaşıyorsun. Ebru Gündeş bu isim doğru mudur? Bence de yanlış bir isimdir. Çok net söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim ve Ebru Gündeş. Yani böyle saçma sapan bir şey olamaz yani. Sanatçılığını tartışmıyorum ama Anladım. bazen bir siyasi figürler vardır. Sen yani sen şimdi 29 Ekim ama <laughs> böyledir bu iş arkadaş. Evet. 29 Ekim yapıyorsan e, Cumhuriyet'in o şeyine uygun İsimlerle yapman lazım. Sırf popüler diye, sırf kamuoyunda karşılığı var diye yapamazsın. Bunu.